Büyük Plan kanalından selamlar. Türk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, NGS, ilişkin açıklamalarda bulundu. Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali, NGS, projesinde 30 binin üzerinde çalışanla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, Akkuyu dünyanın en büyük nükleer santral şantiyesi. Zira 4 reaktörü aynı anda yapıyoruz. Böyle bir örnek dünyada çok fazla yok, dedi. Birinci reaktörün inşaatının %90 ön üzerinde tamamlandığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti. Nükleerin doğası gereği yaşadığımız zorluklar var. Bir de maalesef dışarıdan kaynaklı zorluklar var. Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etmişti, Siemens'in henüz depolarında beklettiği teslim etmesi gereken nükleer ada ile ilgili ekipman var. Elektriğin iletimini sağlayan, şans sahasında kullanılan ekipmanlar. İnşaatı yavaşlatma etkisi var maalesef. Birkaç ay geciktirme etkisi olabilecek bir şey. Hiçbir hukuki temeli olmayan herhangi bir uluslararası yaptırım konusu olmayan bir konuda, maalesef böyle bir siyasi tutumla alınmış bir karar var. Konu en üst düzeyde dile getirildi. Bayraktar söz konusu firmanın bu konuda izahat sağlayamadığının altını çizerek, bu konuda firmanın mutlaka bir bedel ödemesi lazım. Özellikle Türkiye piyasasında bu kadar güçlü bir varlığı olan bir firmanın yani burada amaç Rusya'ya yaptırım uygulamaksa, bundan etkilenen ciddi anlamda Türkiye'de var. Buradan Türkiye zarar görüyor. Türkiye'deki proje zarar görüyor. Bu ekipmanın Türkiye'de kullanılacağına dair her türlü garanti verilmiş durumda. Bunun çok izah yok, değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu ekipmanın 24 milyar dolarlık Akkuyu santralinde üretilecek enerjinin sisteme aktarılması amacıyla nükleer şal sahasında kullanılacağını belirten Bakan Bayraktar, yapımı üstlenmiş olan Rosatom, bu ürünle ilgili alternatif siparişini Çin'e geçmiş durumda ve ürün oradan gelecek bilgisini paylaştı.